İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'daki Van Gölü'nde dip çamur temizliği başladı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı temsilcisi Ermenistan Cumhuriyeti, Azerbaycan ve Gürcistan'ı ziyaret edecek. Ateşkesin ardından Artsakh'ın kontrolü dışındaki bölgelerden 1557 ceset tahliye edildi. 5 Haziran Dünya Çevre Günü. İşgal altındaki Batı Ermenistan'ın Bağeş'te Türk kuvvetleri ile Kürt militanları arasındaki çatışmalar devam ediyor. Tigran Hamasyan'a Deutscher Jazz Prize'in 2 ödülü verildi. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Western Armenia TV'yi destekleyelim. Batı Ermenistan'ın Van ilinin valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili yıllardır akan atık suların Van Gölü sahilinde ciddi bir dip çamuru oluşturduğunu belirterek Çevre ve Şehircilik Bakanı'nın destekleriyle bundan sonraki süreçte dip çamuru temizliği yapacağız dedi. Dünyanın en büyük sodalı gölü olan ve adını NASA fotoğraf yarışmasıyla dünyaya duyuran Van Gölü, turkuaz rengi görüntüsü, mavi bayraklı plajları ve sahilleriyle görenleri kendine hayran bırakıyor. Daha önceki arıtma tesisinin yetersiz olması nedeniyle ciddi anlamda kirlenen Van Gölü, güzelliğinin yanında bir de kirliliğiyle gündeme gelmeye başlamıştı. Van Gölü'nü kirlilikten kurtarmak için harekete geçen Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Genel Müdürlüğü tarafından kısa sürede tamamlanan Merkez İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi devreye alındı. Van Gölü kirlilik tehditlerinden kurtulurken daha önce atık sulardan oluşan dip çamuru ise kötü kokuya neden oluyor. Dip çamurunun temizliği için Van Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan mekanizmayla temizlemeye başlanırken süreçte Van Gölü sahillerinin kötü kokudan da kurtulacağı belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı temsilcisi 6-13 Haziran tarihlerinde Ermenistan Cumhuriyeti, Azerbaycan ve Gürcistan'ı ziyaret edecek. Bu haber RIA Novosti tarafından bildirildi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Avrupa ve Avrasya işlerinden sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Philip Riker 6-13 Haziran tarihlerinde Tiflis, Bakü ve Yerevan'ı ziyaret edecek. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada Riker, Gürcistan'da hükümet, muhalefet ve sivil toplum temsilcileriyle buluşacak. Rusya'nın devam eden saldırganlığı, Gürcistan'ın işgali gibi konuları da ele almayı planladı, dedi. Benzer toplantılar Ermenistan Cumhuriyeti ve Azerbaycan'da da olacak ve diplomatın Karabağ çözüm sürecini tartışacağı toplantılar gerçekleştirilecek. Azeri-Ermeni çatışmaları sırasında öldürülen ve halen kayıp olan askerlerin cenazelerinin aranmasına bugün Cebrail'in Cirakan bölgesinde bir kurtarma ekibiyle devam edildi. 13 Kasım 2020'den bu yana Artsakh'ın kurtarıcıları Azerbaycan'ın kontrolü altındaki toprakların her yönünde arama kurtarma çalışmaları yürütüyor. Son aylarda çeşitli nedenlerle aramalar birkaç kez durduruldu. Ermeni ve Azeri tarafları arasında zaman zaman ceset değişimi olmuştur. Ateşkesin ardından Artsakh'ın kontrolü dışındaki bölgelerden toplam 1557 ceset tahliye edildi. Dünya Çevre Günü 16 Aralık 1972'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 27. oturumunda ilan edildi. Her yıl 5 Haziran'da kutlanır. Bu dünyaca ünlü günün tarihi, insan çevre sorunlarıyla ilgilenen Stockholm Komisyonu'nun çalışmalarının başlangıcını anmak için seçildi. Genel komisyon kararında devletleri ve Birleşmiş Milletler kuruluşlarını çevrenin korunması ve iyileştirilmesine olan bağlılıklarını yeniden teyit etmek için her yıl bugün de etkinlikler düzenlemeye çağırıyor. Ayrıca Genel Komisyon'un 27. oturumunda Birleşmiş Milletler sisteminde yeni bir organizasyon olan Birleşmiş Milletler Çevre Programı oluşturuldu. Dünya Çevre Günü her yıl Birleşmiş Milletler Çevre Programı himayesinde kutlanmaktadır. Batı Ermenistan'ın Bağeş ilinin Tatvan bölgesinde Türk güçleri ile Kürt bağımsızlık yanlısı militanlar arasındaki çatışmalar devam ediyor. Çatışmalar sonucunda 3 Haziran'da bir Türk askeri öldü, 2 asker de yaralandı. Türk basınına göre Türk kuvvetleri 3 Kürt bağımsızlık yanlısı militanı etkisiz hale getirdi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Türkiye'de terör örgütü olarak kabul edilen Kürdistan İşçi Partisi PKK'nın askeri politik örgütüne karşı askeri operasyonlar yürüttüğü belirtildi. 2 Haziran'da faşist Türk askeri güçleri ile Kürt bağımsızlık yanlısı militanlar arasında çıkan çatışmada 2 Türk askerinin öldüğü, 4 Türk askerinin de yaralandığını hatırlatalım. Çatışmaların ardından sömürgeci Türk kuvvetleri Bağış Bitlis'te Kürt bağımsızlık yanlısı militanlara yönelik geniş çaplı bir hava saldırısı operasyonu başlattı. Dünyaca ünlü Ermeni piyanist besteci Dikran Hamasyan, son albümü Duval Viten ile Uluslararası Yılın Sanatçısı ve Piyano Klavye kategorilerinde 2 Döçer Jazz Prize ödülü kazandı. Hamasyan bunu kendi sosyal medya aracı Facebook sayfasında yazdı. Döçer Jazz Prize'in jüri üyelerine ve organizatörlerine teşekkür etti ve bu yıl aday gösterilen ve ödül alan tüm inanılmaz yetenekli müzisyenleri tebrik etti. Değerli takipçiler, değerli soydaşlarımız, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu dünyanın dört bir yanına dağılmış sürgündeki Ermenilere sesleniyor. Biz kendi reklamımızı yapmıyoruz. Tarihimizi, kültürümüzü, vatanımızın bilinen ve bilinmeyen köşelerini sunuyoruz. Her zamandan daha fazla milli birliğe, milli gündemimizin oluşturulmasına ihtiyacımız var. Hepimizin amacı, her birimizin küçük hücresinin taşıdığımız özgür, bağımsız ve birleşik Ermenistan'ı görmektir. Mücadelemiz devam ediyor ve zor ama sonucu şüphesiz zaferle tamamlanacak. Birlikte daha fazlasını yapabiliriz. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'na aşağıdaki banka hesaplarıyla destekle bulunabilirsiniz. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Edward Darpinyan tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Tartsial Paylet adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.